Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Değerli kardeşlerim, merhabalar. Karekök yayınlarından AYT kitabımızın örneği geldi arkadaşlarım. Birinci kitabımız geldi, gönderdiler sağ olsunlar, çok şükür sonunda. Ben de hemen başlıyorum dostlar. Zaten bir önceki gelen eski basımdaki kitapla 6. köşe taşımız aynıydı arkadaşlarım. O yüzden onu bir daha geçtim ben. 7. köşe taşıyla devam edeceğim. Yönlü açılar ve trigonometrik fonksiyonlar konusuyla devam ediyorum dostlarım. Şöyle birinci sorumuz ve ikinci sorumuz, ilk köşe taşımızın soruları. İki tane soru koymuşlar. Hemen bakıyoruz. Aşağıdaki açılardan hangisi pozitif yönlü bir açıdır diye bir soru sormuş. Pozitif yön dediğimiz yön saatin tersi yönüdür arkadaşlarımız. Saat yönünün tersi. Şu şekilde giden bir açı arıyoruz arkadaşlarımız. Şöyle dönen bir açı. Hangisi buna uyuyor? Bakınız Denizli'de amcamın okulu takip ederseniz şu şekilde gittiğini, yani aynen saatin tersi yönünde gittiğini görürsünüz. Cevap Denizli. 2 numaraya bakıyorum hemen. Şekilde verilen açıyla ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Pozitif yönlüdür diyor. Hemen bakalım. Kesinlikle yanlış. Neden? Çünkü saatin tersi yönüne hareket ediyor gördüğünüz gibi. Pozitif yönlü değil. Başlangıç kenarı, evet, şurası başlangıcın olduğu yer, şurası da bittiği yerdir. Başlangıç OA, bitiş de OB'dir kardeşim. Zaten evet, ikisini de aynen öyle söylemiş. Şu iki şıkkımız doğru. Denizli şıkkı olacak yani. Hemen çevirdik. Arka taraftayız dostlar. Bakalım burada neler diyor bize. Ölçüsü bilmem ne olan açının saniye türünden ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Can kardeşim, burada hani çok da böyle ben buradan soru geleceğini zannetmiyorum. Normalde buraları direkt es geçerdim ama şimdi dershaneye gidemeyen arkadaşlarımız buraları da bir sadece duymuş olun diye çözeceğim arkadaşlar. Çok özenmeyin bu kısma. Hatta bir soru bankasından soru çözerken buraları es bile geçseniz olur. Hani soru sorarlarsa buradan soracaklarını çok zannetmiyorum ben. Şimdi saniyeye çevirin diyor. Biz şunu bileceğiz. Bir derece dediğimiz şey aslında 60 dakika. Dakika deyince üstüne bir çizgi çiziyorum. Bir dakika dediğin şey de 60 tane saniye. Saniye dedim bile üstüne 2 tane çizgi çiziyoruz. Şimdi acaba 25 derece kaç dakikadır? Sonra da kaç saniyedir diye soracağım arkadaşlar. Önce 25 ile 60'ı bir çarpıyorum arkadaşlar. 60 ile çarparken bir sıfırını siliyorum, sonradan eklerim. 6 kere 5 30 elde var bilmem ne. 6 kere 2 12 bilmem neyle de topladım. 150 çıktı. Bir de sıfırımız vardı. 1500 geldi. 25 derece 1500 saniye yapıyormuş arkadaşlarım. 1500 saniye buradan geldi bir kere. Şey, dakika yapıyormuş. Çok pardon. Önce dakikaya çevirdik. Şimdi bunu bir daha 6 ile çarparsak biz, bir kez daha 6 ile çarpalım. 60 ile çarpalım daha doğrusu. Kaç saniyeye denk geldiğini bulalım hemen dostlar. Hemen hesaplayalım. Gerçi şöyle de yapabilirim. 1500 ya da böyle devam edelim. Başladık bir kere, böyle devam edelim arkadaşlar. 60 ile çarpacağım bunu. Şöyle 60 ile çarptığımızı düşünelim. 6 ile 15'in çarpımı 90. 2 sıfır buradan, 1 sıfır da buradan. 3 sıfır daha ekledim. 90 bin yaptı. Şurayı buldum arkadaşlarım. 25 derece 90 bin saniyeye eşitmiş. Bir kere 60 ile çarptım, dakika oldu. Bir daha 60 ile çarptım. Kısaca 360 ile de çarpabilirdim ama uzun uzun göstermek istedim. Şimdi 42 dakika. 42 dakikayı 60 ile çarptığında hemen saniyeye çevirecek. Dakikayı 60 ile çarpınca saniye olacak. Çarpalım. 6 kere 2 12. Elde var 1. 24, 1 de elde 25. 60'ın sıfırını da buraya koydum. Bakın bu kadar da saniye buradan geldi. Bu kadar saniye buradan. E bir de 24 saniye zaten kendiliğinden var. Toplayalım şimdi hepsini. 90 bin, şöyle yazdım. 2520, bir de 24 arkadaşlar. Toplayalım bakalım kaç oldu. 4 burası geldi. 4 bir daha. 5 geldi. 2 geldi. 9 geldi. 92 544, cevabımız Ceyhan çıktı. Geldim 2 numaralı sorumuza. Bakalım burada ne yapacağız?
Şöyle biraz daha yakınlaştırsam mı diye düşündüm ama arkadaşlarım. Şöyle biraz daha hafiften bir yakınlaştırdım. Bakalım bu ne diyor. Saniyeyi diyor, dakika ve saniye türünden, derece, dakika, saniye türünden çevirin diyor. Dostum istersen şıkları tek tek hepsini saniyeye çevir. Hangisi bakalım buna eşit oluyor? İstersen de direkt bunu şöyle benim yaptığım gibi bak ne yapacağım şimdi. Önce bir 60'a böleceğim. 76 450'yi. Bir kere 60'a bölüyorum dostlarım. Hadi bölelim. 76'da bir kere var. Bir kere 60, 60 çıkarttım 16. 16'da yok. 4 aşağı indi. 164'te 60 kaç kere var? 3 kere değil, 2 kere var. 120 yaptı. 120'yi çıkarttım hemen. 44 geldi buradan. 44'te yok. 5 mi aşağı inecek şimdi? Evet, 5'i aşağı indirdik. 7 kere var dostlarım. 7 kere 60, 420 yaptı. Hemen çıkarttım. 25, 50'nin sıfırı aşağıya indi. 250'de 60. 4 kere var. 4 kere 60, 240. Çıkarttım. 10 kaldı. Bak işte burada kalan en son 10 senin saniye. Şimdi saniyemiz 10 olacak. O zaman Bursa gitti bir kere. Diğerlerinde hep saniyeler 10. Şimdi bir daha şu bölüm var ya 1274. Onu bir daha 60'a böleceksin kardeşim. 127'de 2 kere var. 120 yaptı, çıkarttım 7. 74'te 60 bir kere var. Bir kere 60, 60 çıkarttım 14. Bak bu ikinci kez bulduğun kalan da senin dakikan. 14 dakika olacak. Denizli gitti. Burada 24 dakika diyor, bu gitti. 42 dakika diyor, bu gitti. 14 dakika bir tek Adana'da var. Şurası da dostum senin derece dediğin yer olacak. 21, 14, şurada da 10 bulmuştuk. 21, 14, 10 burada var. 3 numaraya geldim kardeşim. Hemen bir okuyalım 3 numarayı. 1 derecelik açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisine eşittir? E şimdi biz 1 dereceyi ne diyebiliyoruz? 1 derece eşittir 60 dakika. Şimdi bu 60 dakikanın da 1 dakikasını alsak kenara. 59 dakika kaldı mı arkadaşlarım burada? 59 dakika. 1 dakikayı da şöyle 60 saniye diye söylesem. 59 dakika 60 saniye diyebiliriz. Yani Edirne şıkkımız cevaptır dedik. Şuna geçelim. Olduğuna göre x nedir? Bak ne yapmış? 17'den 16'ya düşürmüş. Yani 1 derece buradan almış. Bu 1 dereceyi alırsam buradan kardeşim ne yapar? 16 derece kalır burada. Sen şimdi 1 derece aldın tabii burada. 1 derece demek 60 dakika aldın. Bu 60 dakikayı şuna verirsek 80 dakika yapar. Buradan daha buraya gitmemiş. Çünkü 16 saniye burayı da 16 saniye olarak değiştirmemiş. O halde 80 dakika olarak bırakmış burayı. Buradan 1 dakika alıp ne yaparız? 60 saniye olarak buraya da verip 76'ya çevirebilirdim ama çevirmediği için ben de burada durdum. 80 dakika. Demek ki x 80'e eşit. Evet, cevabımız Edirne geldi. Şimdi geçtik bunu da hemen aldık 3 numaralı köşe taşını önümüze. Yine aynı muhabbet devam ediyormuş arkadaşlarım. Toplama çıkartma yapacağız herhalde burada. Evet. Şunları toplayın diyor. Şimdi ben bu toplayacağım şeyleri bir alt alta yazayım. Öncelikle 81 derece 48 dakika 32 saniye ile A'yı yazıyorum. 37 derece 18 dakika 40 saniye. Bak en sondan başlıyorum şimdi toplamaya. 32 ile 42'nin 40 ile 32'nin toplamı 72 yapar değil mi normalde dostum? 72 saniye. Ama şıklara bak 72 saniye yazmaz genelde orada. Ne yapmış adam? Şimdi 72 saniyenin içinde 60 tane saniyeye alsak, yani 1 dakikaya alıp bu sol tarafa versek, burada 12 saniye kalır mı kardeşim? Demek ki sonu 12 saniye olacak. Denizli gitti. Adana'da gitti kardeşim. Şimdi buradan ne yaptık biz? 60 saniyeyi yani 1 dakikaya aldığı bu tarafa vereceğiz şimdi, tamam mı? 48 ile 18'in toplamı 58, 66. 1 dakikada buradan aldın. Normalde burası 67 dakika mı yapacak kardeşim? 67 dakikanın da 60'ını alsak, burada 7 dakika bıraksak, o 60 dakikada 1 derece olarak bu tarafa yansısa. 81, 118, 1 derece de buradan geliyor. 119 derece yapıyormuş. Cevabımız Ceyhan'da var arkadaşlar.
Evet, 2 numaraya bakıyoruz şimdi. Burada da yine toplama çıkartma yapacağım ama önce diyor bir K'yı 3 ile çarpın. Hadi bakalım önce K'yı 3 ile çarpalım bakalım neler olacak. Şurasına çarpı 3 diyorum şöyle. Şimdi 3 ile 38'i çarpsak arkadaşlarım 3 tane 38 ne yapıyor? 90, 24 daha 90, 114 yapıyor. Bu 114 saniye yaptı. 114 saniyenin 60 dakikasını alsam ben içeriye 44 saniye mi kalıyor kardeşim? Evet, 44 saniye. 114 saniyeydi normalde. Bak 3 ile çarptığımda 114 saniye yapıyor. 38 ile 3'ü çarpıyorum. 90. 24 doğrudan. Evet, 114 saniye. Diyorum ki buraya 114 saniye yazmayayım ben. 60'ı aldım içeriden. Yani 1 dakikayı aldı. Geriye kalan 44 saniyeyi yazdım buraya. Şimdi o 1 dakikayı da buraya vereceğiz. Önce 3 ile çarpalım 75. 1 dakika daha verdim. 76 dakika yapıyor normalde. Ama ben diyorum ki 16 dakika yazayım. 60'ını içeriden alayım. O 60'ı da 1 derece olarak buraya ekleyelim şimdi. Peki önce 3 ile çarpalım. 3 ile 28'in çarpımı ne yapıyor dostum? 3 tane 28 ne oluyor lan? 3 tane ile çarpınca 60. 3 kere 8 24 84 bir de oradan geldi 85 derece mi yaptı kardeşim? Şimdi bu 3 katı K'nın. Bundan diyor B'yi çıkartın. Şimdi B'yi de hemen altına yazalım bu keratanın. B'yi yazıyorum altına. 54 derece 40 dakika 52 saniye. Ve bunları da çıkartın diyor birbirinden. Hadi çıkartalım şimdi kardeşim. Şuradan çıkartırsak ne geliyor? 4'ten 2 çıktı 2. Şurada bir yerde bir hata mı yaptık acaba diye düşündüm de arkadaşlarım 3 ile çarparken. Yoksa buradan bir 60 alacağım. 104 olacak. 114 olacak. 104 oluyor pardon. Yok 54 kalıyormuş pardon arkadaşlarım. Az önce 114'ten 60'ı çıkartınca 54 kalır. Şimdi oldu. 54'ten 52 çıktı. 2 saniye kaldı burada. Sonu 2 olacak. Edirne ile Bursa gitti. 16'dan 40 çıkmıyor normalde. Hemen ne yapıyorum? Komşudan bir derece aldım. Bir derece demek 60 dakika aldım demektir. 76 yaptı. 40'ı çıkarttım. 36 mı kaldı? 36 dakika olacakmış arkadaşlarım. 36 olacak. Bu gitti. Bunların ikisi duruyor. Şuradan bir derece almıştım. 84 derece kaldı. 54 çıkarsa da 30 derece yapar bu da. Demek ki cevap Adana olacak. Şuna gelelim. Olduğuna göre A açısının tümlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tümler demek 90'dan çıkart demek. Yani ben bunu 90 dereceden 0 dakikadan 0 saniyeden çıkartacağım arkadaşlarım. Hadi çıkartalım. 0'dan 32 çıkmaz. Yana gittim. Yanda bir şey yok. Ondan da yana gittim. Bir derece aldım. Bu bir dereceyi buraya geldiğinde burası 89 derece kaldı. Bu arada. Bir derece buraya 60 dakika olarak geldim. Bir derece 60 dakikadır. 60 dakika ama 1 dakikasını da ben aldım oradan. Kaldı 59 dakika. O 1 dakikayı da buraya saniye olarak verdim. 60 saniye olarak verdik. Ve bunu da 42, 26, 32 diye çıkartıyorum. 60'dan 32 çıktı 28. Sonu 28 olacak. Hepsi 28 geç. 59'dan 26 çıktı 33. 33 olacak. Bu değil. Bu değil. Bu değil. 89'dan 42 çıktı 47. Cevap Denizli'deymiş dedim. 4 numaradayız. Diyor ki AB eşittir AC. Şimdi bir ikizkenar üçgen varmış. A, B, A, C'ye eşitmiş. Bursa açısı buysa, Ceyhan açısı da aynısı değil midir arkadaşlarım? Bana Adana'yı soruyor. Bak ne yapacağız şimdi? Bursa'yı biliyoruz. Ceyhan'ı da biliyoruz. Aynısı çünkü eşitler. Bunun iki katını yani bunu iki defa toplayıp 180'den çıkartırsam A açısını bulurum diyorum. O halde bunu hemen aynısıyla bir daha topluyorum. 46, 32 ile toplayalım. 64 yapar. 4'ünü koydum. 60 da saniyeyi buraya verdim. 46 46 daha normalde 92 yapıyor. 1 dakikada buradan geldi. 93 yapıyor. 93'ün 33'ünü verdik. 60'ı buraya
bir derece olarak attık. Artı bir derece de buradan geldi. 144-145 derece yaptı arkadaşlar. Şimdi 180'den çıkartacağız dedik değil mi? 180, 0, 0'dan 145, 33, 4'ü çıkartacağız. Hadi çıkartalım bakalım neler gelecek görelim. Şimdi 0'dan 4 çıkmaz. Yana gittik, yana gittik. Burada 179 bıraktık. Bir dereceyi aldık. 179 burada kaldı. Şuraya yazayım. 179 derece kaldı. Bir dereceyi buraya 60 dakika olarak geçirdim. Ama bu 60'tan da buraya 1 dakika aldım. 60 saniye oldu. Burada da 59 dakika kaldı. Burası 60 saniye oldu. Şimdi 145'i, 33'ü ve 4'ü çıkartıyorum. 60'dan 4 çıktı, 56. Son 56 olacak, hepsi zaten öyle. 59'dan 33 çıktı, 26. İkincisi 26 olacak, şu iki şık gitti. 179'dan 45 çıktı, 34. Edirne şıkkında mevcut. Ne kadar uzun sürdü bunlar ya. Öf, tamam hadi bakalım. 4 numaralı köşe taşındayız gobeller. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Radyanlı bir ifadeyi, yani pi'li bir ifadeyi dereceye çevireceğiz. Dostlar, bilmem gereken tek bir şey var. Pi dediğin şey 180 derecedir trigonometrimizde. Peki diyor ki 180 bölü 6. Gerçekten 30 yapar. Bu doğru. Şuna bakalım. 180 bölü 4. 45 yapar. Bu da doğru. 180'i 3'e bölün diyor. 60. 2 ile çarpın diyor. 120. Bu da doğru. 180'i 5'e bölün diyor. 36 yapar. 2 ile çarpın 72 yapar. Bu yanlış. Gitti. İkinci sorudayız. Açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi 180'i diyor 6'ya böl. 30. 30'u 7 ile çarp 210. Cevap Ceyhan. Şu sorudayız. Ölçüsü 75 derece olan açının ölçüsü kaç derecedir diye, radyandır diye soruyor. Hangisi 75'e eşit diye bakalım biz. Şöyle yapalım, 180'i 4'e bölmüş 45'tir, 180'i 3'e bölmüş 60'tır, 180'i 5'e bölüp 36 yapar, 3 ile çarpmış 108 yapar, bu da değil, 180'i 12'ye bölmüş 15 yapar, 5 ile çarparsam da 75 yaptı, cevap Bursa'daymış. Şu soruya geldik, burada da değerlerini yerleştireceğiz dostlar. Pi bölü 3, kosinüs pi bölü 3 demek kardeşim. Kosinüs 60 demektir değil mi? Pi'yi 3'e böldüm. 180'i 3'e bölersen 60 derece yapar. Demek ki kosinüs 60'mış bu. Çarpı. 180'i 4'e bölersem 45 yapar. Demek ki tanjant 45'miş. Eksi. 180'i 6'ya bölersem 30 yapar. Sinüs 30 demekmiş bu da. Kosinüs 60. 1 bölü 2. Tanjant 45. 1. Eksi sinüs 30. O da 1 bölü 2. Bunları birbirinden çıkarttık. Cevap 0 geldi. Bu değerleri unuttuysanız arkadaşlarım, bunları nasıl bulduğumuzu birkaç farklı yolla göstermiştim ben konu anlatım videosunda. Orayı bir izlemenizi tavsiye ederim. Evet, 4'ü de gömdüm kardeşim. 5 numarayı aldım. 5 numaralı köşe taşını çözelim bakalım ne diyor. 1620 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi esas ölçü bulacağız. Esas ölçü demek kardeşim, çok uzatmayacağım ben, içinden çıkarabildiğin kadar 360'ları tek tek çıkaracaksın içinden. Şimdi 1620'den şöyle ilk soru olduğu için bir tane 360 çıkarttım ben. Ne geliyor kardeşim, hemen şurada yukarıda ben yapıyorum onu, siz görmeseniz de olur bu kısmı. 12'den 6 çıktı 6, 5'ten 3 çıktı 2, 1260. Şimdi açı 360'dan küçük olana kadar devam edeceğim böyle. Bir 360 daha çıkartacağım. Bilmem ne kalacak. Bir 360 daha bilmem ne. Bir 360 daha diye gidecek. Ya da diyorum ki şunları bilelim bakın. 360, 2 katı 720, 3 katı 1080, 4 katı 1440. Diyorum ki hani direkt böyle tek tek 360 çıkartacağım ama 4 defa çıkartacağım mesela buradan. 360'ın 4 katı olan 1440'ı çıkartayım bir seferde. 1620'den 1440'ı çıkartayım. 0, 12'den 4 çıktı 8, 5'ten 4 çıktı 1, 180. Direkt bunu
bulayım işte. Açı 100, 360'dan küçük olduğunda esas ölçüyü bulmuş oldun demektir. Cevabımız Denizli'ymiş kardeşim. Şimdi diyor ki bak ikinci soruda. Aşağıdaki açılardan hangisinin esas ölçüsü diğerlerinden farklıdır? Şimdi A şıkkında bir tane 360 çıkartacaksın kardeşime. 0, 1, 1. Bunun esas ölçüsü 110. 830. 2 katı olan 720'yi çıkartalım hemen. 0, 1, 1. 110. Bak bununki de 110. İkisininki 110. Şunda 1190 diyor ya kardeşim. 1080'i çıkartalım mı direkt 3 katı? 1080. 0, 1, 1, 0. 110. Bununkini de tutturduk. 1560'dan 1440'ı çıkartalım. 4 katı 360'ın. 0, 2, 1, 0. 120 geldi kardeşim ki işte bak bu 120. Demek ki bununki de şey olacak. 110'muş ki farklı olan Denizli çıktı. 3 tanesi 110. Bu da 120 geldi. Farklıymış demek ki. Üçüncü sorumuz. Bak tanjant 405 diyor. Sen şimdi 405'in İçinden bir tane 360'ı çıkartırsan kardeşim 45 derece kalıyor değil mi? Doğru hesapladım. Evet 45. Yani şurası aslında 45 dereceymiş. 750. 750'nin içinden sen 720'yi çıkarsan 30 kalır. Demek ki burası aslında 30 dereceymiş. 1140'ın içinden 1080'i çıkartalım. 60 mı kalıyor kardeşim? Demek ki bu da aslında 60 dereceymiş. Şimdi tanjant 45, 1'dir. Sinüs 30, 1 bölü 2'dir. Bölü kosinüs 60, o da 1 bölü 2'dir. Hadi düzenleyelim. 2 kere 1, 2. 1 daha 3 bölü 2 yaptı yukarısı. Bölü 1 bölü 2 var. Şimdi 3 bölü 2 dursun. Bunu da 2 bölü 1 diye ters çevirip çarptım. 2'ler gitti. Cevabımız 3 çıktı. Hadi bak şimdi bir tane daha var benzerinden. Bunu da yapalım hemen gobeller. Sinüs 430. 430'un içinden bir kere 360 çıkartsam ben 70 derece mi kalıyor kardeşim? Şöyle 430, 30 oradan, 40 oradan. Evet 70. Yani bu aslında sinüs 70 demektir. Çarpı. 1125 diyor. 1125'ten ben 1080'i çıkartsam 5... 12'den 8 çıktı 4, 0, 1. Doğru mu hesapladım? 45 miymiş? Evet 45. Kotanjant 45 diyor bu. Bölü 765'ten 720'yi çıkarsak hemen 2 katı olanı 45 mi kalıyor kardeşim? O halde bu da tanjant 45 çarpı 1460'dan 1440'ı çıkarsam 20 kalıyor. Kosinüs 20'dir bu da. Kotanjant 45, 1. Tanjant 45, 1. Bunları geçtim. Sinüs 70 ile kosinüs 20 dediklerinde toplamları 90 olduğu için açıların toplamları 90 olan açılardan birinin sinüsü ile diğerinin kosinüsü eşittir birbirine. O halde bunlar da sadeleşti. Geriye bir tek 1 kaldı gobeller. Evet çevirdik. 6 numaradayız. Yine esas ölçü soruları çözeceğiz arkadaşlarım. Fakat bu sefer negatif bir açının esas ölçüsü. Bak pozitifte ne yapıyorum? İçindeki bütün 360'ları tek tek çıkartıyordum. Burada da ne yapacağım? Bütün 360'ları ekleyeceğim ki pozitif bir sayı olana kadar ekleyeceğim arkadaşlar 360'ları. Şimdi 840'a eksi 840'a bir kerecik 720 eklesen pozitif bir sayı. Buradan ne gelir kardeşim? 120. Eksi 120 kaldı. Bak hala pozitife ulaşmadım. O halde bir 360 daha ekleyeyim. 240. İşte pozitife ulaştım. Cevap Edirne. Yani kısaca şu. Eksi 840'a bir kere 360 ekliyorum. Pozitif olmadı. Bir daha 360 yine olmadı. Bir daha 360. Yani kısaca 3 tane 360, 1080 ekliyorum. 1080 ekleyince de 240 oluyormuş Edirne şıkkı. Şimdi aynı muhabbeti burada da yapacağız. Aşağıdaki açılardan hangisinin esas ölçüsü 100 değildir diye bir soru sormuş bize. Ne yapıyoruz? İçinden 360 çıkartıyorum değil mi pozitif olandan? 2 tane çıkartayım yani 720 çıkartayım. Bakın 100 oluyor esas ölçüsü. Bununki 100 geç.
1540, 1440'ı çıkartacağım içinden 4 katını. Gerçekten 100 oldu. Bunu da geç. 800'e ne ekleyelim? 1080 ekleyelim mi bir kere arkadaşlar? Yok, 800'e 720 ekleyelim bir kerecik. 720 eklersek ne oluyor? Eksi 80 oluyor. Bir 360 daha ekleyelim. Aslında 1080 eklesem oluyormuş kardeşim. 1080 ekleyince de 280 kalıyor. Yani esas ölçüsü 100 değil. O yüzden Ceyhan 100 olmuyormuş. Geçtim bunu. Üçüncü sorudayız şimdi dostlar. Bakalım bu ne diyor? Eşitliklerinden hangileri doğrudur diye sormuş. Biz şimdi şunları bir çevirelim. Eksi 750. Bir kere 720 eklesem eksi 30'a döner. Bir daha 360 eklesem 330 olur. Sinüs 330. Sinüs 330 da sinüs 60'tır kardeşim. Sinüs 60 da sinüs 330. Sinüs 30'dur pardon. Çok özür dilerim. Sinüs 30'dur. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Bu yanlış. Şunlara bakalım. Eksi 1035. 1080 ekliyorum. Eksi 1035'e 1080 ekledim. Neye eşit oldu? 45 oldu. Evet, 45 dereceye geldi. Tanjant 45 oldu. 1. Doğrudur. 1740. Buna bir kerecik bir 1740'a 1440'ı bir kerecik ekleyelim. Ekledik. 0, 0, 3, 0. 300 oldu. Eksi 300 oldu. Bir 360 ekleyelim. 60 oldu burası. Kosinüs 60. 1 bölü 2'dir. Bu da doğru. Demek ki 2 ile 3 doğrudur. Cevap Edirne. Evet. Bir tabi şunu da yapalım. İnşallah bu da sondur. Esas ölçüyle ilgili. Şöyle asıl soruların sorulduğu yere geçmek istiyorum bir an evvel. Eksi 315 dostum. 360 ekle 45 olur burası. Demek ki sekant 45. Sekant neydi? Tezatlık vardı hatırlayın. 1 bölü kosinüs demektir. Kosinüs 45. Çarpı 1140. 1080 çıkartalım içinden. 1140'ın 1080'i çıkartalım. Ne geliyor? 40 oradan 20 buradan 60 geliyor. Kotanjant 60 oldu burası da dostlarım. Jot 60. Hadi kosinüs 45. Kök 2 bölü 2'dir. 1 var yukarıda. 2 bölü kök 2'dir. Çarpı. Kotanjant 60. 1 bölü kök 3. Çarptık. 2 bölü kök 6. O da eşittir. 2 kök 6 bölü 6'dan. 2 ile 6 gitti. Kök 6 bölü 3. Cevap Ceyhan geldi. Evet. 6 numarayı da gömdük. 7'ye bakıyorum. Ay ağzına tüküreyim. Hala esas ölçü. Burada da radyanlı bir açının esas ölçüsünü bulacağız. Şimdi normal derecede ne yapıyorduk arkadaşım? 360'ı ya çıkarıyorum ya ekliyorum. Pozitifse içinden bütün 360'ları söküp alıyorum. Negatifse de 360'ları ekliyorduk. Ya da katlarını ya da işte katlarını ekleyip çıkarıyordum. Şimdi burada da aynı şey. 360 pi kaçtı? 180. 360 demek ne demek? 2 pi. O halde burada da 2 pi ekleyip 2 pi'yi ya da çıkartacağım. Pozitifse çıkartacağım, negatifse ekleyeceğim kardeşim. Şimdi pozitif 32 pi. İçinden bütün 2 pi'leri söküp alın kardeşim. 32 pi'nin içi zaten 32 pi 2'nin katı değil mi? 16 katı. Yani tek tek bütün 2 pi'leri çıkarttığım zaman en son neye ulaşacağım? 0 dereceye ulaşacağım. O zaman direkt 0'ı işaretledim. Şimdi 2'ye bakıyorum. 80 pi bölü 7 diyor kardeşim. 2 pi'yi çıkartacağım içinden sürekli bak. 80 pi bölü 7'den 2 pi'yi çıkartacağım ama diyorum ki tek tek böyle bir sürü 2 pi'yi çıkartmayalım. 2 pi'nin bir katını çıkartalım. Mesela 5 katı 10 pi'yi çıkartayım ben direkt. Çıkartın 70, 80'den 70 çıktı. 10 pi kaldı bölü 7. Aha da Denizli'de var zaten. Hadi şuna bakalım şimdi. Bak 37 pi bölü 6'dan 2 pi'yi çıkartacaktım ya normalde tek tek böyle birkaç tane 2 pi'yi çıkartacağım. Diyorum ki böyle yapmaktansa şöyle bir kabaca bir hesap yapın. 3 katı 6 pi'yi çıkartsam bak geliyor direkt 6 kere 6 36 37'den 36 çıktı pi bölü 2 kaldı. Bak bunun gerçek ölçüsü pi bölü 2'ymiş. Yani sinüs 90 pi bölü 6 çok pardon çıkartınca pi bölü 6 kaldı.
Sinüs pi bölü 6 30 demektir. Sinüs 30'muş bunun gerçek değeri. Çarpı. Şimdi bu negatif. Negatifte ne yapacaktım kardeşim? Ekleyeceğim. Yani eksi 23 pi bölü 4'e artı 2 pi ekliyorum ki pozitif olana kadar ekleyeceğim böyle 2 pi'yi. Ama diyorum ki bak ne yapayım? 6 pi ekleyeyim direkt 3 katını. 4 kere 6 24. Bak ne güzel geldi buradan. 24 eksi 23'ten pi kaldı. Pi bölü 4. Demek ki bunun esas ölçüsü pi bölü 4. Kotanjant 45 yaptı bu da. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Kotanjant 45 1'dir. Çarptım 1 bölü 2 geldi. Evet hadi şuna bakalım bu amca ne diyormuş. Esas ölçüsü nedir diye bir soru soruyor. Olan açının esas ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bu negatif mi? Evet. O halde ben buna sürekli 2 pi ekleyeceğim değil mi? Eksi 47 pi bölü 5'e 2 pi ekleyecektim normalde. Diyorum ki direkt 2 pi eklemeyeyim. 10 pi ekleyeyim. Bak ne oluyor? 50, 47 çıkarsa 3 mü kaldı? 3 pi bölü 5 oldu. İşte esas ölçüsü budur. Hatta bunu da dereceye çevirelim. Pi yerine 180 yazalım. 180'i 5'e böl 36. 3 çarpı 36. O da 108 yaptı Gobeller. Evet cevabımız Bursa'da gizlenmiş. Çevirdik arka tarafı. Çok şükür birim çembere geçtik. Gobeller burada dursak mı? Videoyu burada keselim. Devamını bir dahaki videoda yaparız. Tamam mı dostlar? Hadi görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.